Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 18 Mart 2022 günlerden Cuma saatlerimiz 02.00'ı gösteriyor. Hepinizin cuması mübarek olsun. Hepinize hayırlı cumalar dilerim sevgili yarış severler. Ve bütün arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Sevgili yarış severler bugün çok önemli bir gün. Bugün 18 Mart 2022 Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Gerçekten bu vatanı bize bıraktıkları için bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz arkadaşlar gerçekten bu vatan kolay kazanılmadı. Her şeyi onlara borçluyuz. Teşekkür ederiz. Hepinize teşekkür ederim diyerek ben analizlerime geçeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz Antalya'da 7 koşuluk bir program mevcuttu. Akşam yarışları İzmir Şirin Yer Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla start alacak. Ben İzmir at yarışı analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce evet arkadaşlar dün Şanlıurfa yarışları analizimiz biliyorsunuz burada tuttu. 480 lira ikramiye verdi. Patlamadı. Buna rağmen güzel ikramiye verdiğini düşünüyorum. Çok kolay bir altılıydı bizler için. Umarım bugün daha büyük bir ikramiye buluruz. Umarım her gün güzel ikramiyelere hep birlikte imza atarız. Bu da benim en içten dileğimdir sevgili yarışseverler. Arkadaşlar biliyorsunuz izlemekte olduğunuz YouTube kanalımız ücretsiz bir kanal. Ben hem sizler adına hem benim adıma kanalımız adına kanalımıza abone olmanız faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde Yine abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine tıkladığınız takdirde size özel olarak bildirim gelecektir. Evet arkadaşlar, abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine tıklarsanız oradan da kişiseli tıklarsanız sizlere bildirim gelecektir video yüklediğimde. Aynı zamanda YouTube'da bir topluluk sayfası var çoğu arkadaşımız bilmiyor. Buraya son dakika gelen haberleri, içimden gelen ikilileri, içimden gelen safkanları yazarak paylaşabiliyorum. Tuttuğum zamanlarda, tuttuğum günlerde paylaşabiliyorum. Bu paylaşımların bildirimleri sadece abone olan, bildirim zilini açan arkadaşlarımıza gelecektir bu anlamda kanalı bu şekilde kullanmanız sizler adına da iyi olacaktır. Kanalımızın büyümesi adına da faydalı olacaktır. Bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza destek bekliyorum diyerek ben İzmir akşam yarışları analizime geçiyorum. Sevgili yarışseverler İzmir'de 8 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın üçüncü koşusuyla dört yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 16 yarış ile start alacak. Ben burada özellikle arkadaşlar bir safkanı çok beğeniyor, Özellikle iki safkanı çok beğeniyorum. İki numaralı yürekli çocuk son yarışında çok sert rakiplerinin yanında koştu ama son anlara kadar diri girdi. Evet Necat Evliya Zade koşusunda sonlarda çok diri gördüm, hazır gördüm. Mehmet arkadaşımız biniyordu. Bu yarışta olduğu gibi bugün 2 numaralı Yürekli çocuğu ilk şanslı isim olarak vereceğim. Yine bir numaralı kudretli tayı. Arkadaşlar 5-6 yarış önceden başlayarak sizlere bir numaralı kudretli tayın çok kaliteli safkan izlenim verdiğini her defasında söylemiştim. Ardı ardına iki birincilik elde etti ve son yarışında da üçüncü ayrıldı. Bugün Mertcan Çelik arkadaşımız bu safkana binecek. Bugün 60,5 kilo bisikletine rağmen dikkat diyerek bu safkanı ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı oğlum mutlu. Yine 1200 mesafede kazandığı yarış tatminkardı. Bugün Mustafa Çiçek arkadaşımız bu safkana binecek. Yani burası 2-1-3 şeklinde değerlendirilebilir. Ama 5 numaralı Alaça taası da özellikle sonlarda çok istekli görünen bir isim. 5 numaralı Alaça taası sürpriz arıyorsak da 7 numaralı Ünlü Yar isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma günün bomba ismi olarak öneriyorum. V6'lı Ganya'nın ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Burada da kaç yarıştır takip ettiğim bir isim bir numaralı Havin Sarca. Özellikle İzmir pistinde koştuğu son yarışında dış kulvardan çok etkili ataklarla geliyordu. Evet arkadaşlar özellikle İzmir pistinde farklı koşan bir isim. Bugün 1600 mesafe Mertcan Akın kardeşimiz biniyor. Bugün ilk şansı bu isme vereceğim. Yine 9 numaralı Strong Berry isimli safkan da yine sonlarda diri gördüğüm bir isim. Sayın Şükriye Adışen'e ait. Adışen ailesine ait bir safkan. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde yine bu safkanda bir numaralı Havin sıkı rakip görüyorum. Ve son isim olarak da yarışlarını çok beğendim. iki isim vereceğim arkadaşlar özür dilerim. Yarışlarını çok beğendiğim, galoplarını çok beğendiğim bir isim. Hazırlıklarını çok beğendiğim bir isim. iki numaralı Arya Kuş ve üç numaralı Baby Bam Bam. Bu safkana da dikkat diyerek sürprize veriyorum. Bütçe durumunuza göre 19 yazabilirsiniz ya da 1 2 ve 3 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ben beğenimi kazanan safkanları sizlere veriyorum sevgili yarışseverler. Arkadaşlar altı Gay'ın 3. ayağı 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 9 yarışıyla start alacak. Burası da günün önemli koşullarından bir tanesi. Burada ilk programa baktığım zaman 5 numaralı Kardeş Çanı. Özellikle uzun mesafe kum performansı çok yüksek bir isim. Grup koşularda koşuyor. Çok ciddi safkanları geçti. Özellikle bugün bu safkana Halis Karataş gibi usta bir isim biniyor. Belki... Daha önce Karataş arkadaşımız bu safkana binmedi. Ama bugün bu grupta özellikle çok etkili koşmasını bekliyorum. Esasında ilk baktığımda 5 numaralı Kardeşcan, bir de 3 numaralı Gökçe Star gözüme takıldı. 3 numaralı Gökçe Star kısa mesafelerde koştu belki ama son yarışta özellikle sonlarda çok arttırarak geliyordu. Ama 5 numaralı kardeşçan da çok sınıf bir safkan. Acaba geçer mi demeyeceğim. Bugün esaslı olacağım arkadaşlar. Yani e, ciddi olmak gerekiyor bazı yerlerde. Ben 5 kardeş canı bu grupta günün banko ismi olarak öneriyorum. Arkasına safkan arayan arkadaşlarım da 3 numaralı Gökçe sırası bahis oyunlarında değerlendirebilirler. Altılı Ganya'nın 3. ayağında 5 numaralı Kardeş Can isimli Safkan'ı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz Safkanlarının 1600 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışım. Sevgili yarışseverler bir YouTube kanalı açtım. YouTube kanalımıza bütün yarışsever arkadaşlarımdan destek bekliyorum bu kanala geçiş yapmak istiyorsanız bu kanala abone olmak istiyorsanız yorumlar kısmında en üstte tutturulmuş bir link göreceksiniz. O linke tıklayarak yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz ya da bu videonun bittiği yerde yani videonun sonunda burada çıkacak. Evet arkadaşlar videoya tıklayarak yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Aynı zamanda şu anda burada çıkacak kanalımıza geçiş linki. Buna tıklarsanız bu videonun içine girerseniz direkt olarak kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Bu kanalımıza özellikle abone olmanızı, destek vermenizi rica ediyorum arkadaşlar. Bu hafta sonu hedefimiz 700'dü. Şimdiden 690'lara geldik. Kanalımız ilk hedefte 1000 abone arkadaşlar bu kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum diyerek Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına dört ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının orta mesafede 1600 mesafe kumda Handikap 14 mücadelesi olacak. Burada ben bu gruptan kaliteli olduğuna inandığım bir safkan var. Özellikle Mehmet Kaya idaresinde çıktığı son yarışını kazanmıştı ve çok rahat, çok etkili bir yarış kazanmıştı. Evet, Torok temsilcisi Çuve torunu bir numaralı Time bugün 62 kilo rağmen bana göre bu grubu geçebilecek nitelikte bir isim arkadaşlar. İçimden bu safkan gerçekten çok geçiyor bugün. İlk şansı 62 kilo rağmen bu isme vereceğim. Bu safkanın kötü koşması durumunda öncelikli ismim 4 numaralı Rocky Boy olacak bugün. Evet arkadaşlar Rocky Boy da Aprantisi Ali Yıldız idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Bu iki kan dışına çıkarsa ben 3 numaralı Dartan Yan. Mesafe uzun gelebilir mi bilmiyorum ama son yarışında çok rahattı, çok etkiliydi, çok sermayeli bir yarış kazandı. Bugün Mert Can idaresinde sırasıyla önereceğim 3. şanslı isim olacak ve 8 numaralı Samyomi isimli safkan da yine bütçe durumunuza göre bu koşuda değerlendirebileceğiniz bir safkandır ve 6'lı Ganya'nın 5. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Burada yine çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Özellikle son koştuğu kum yarışta. Üçüncü geldiği yarışta gerçekten bu gruptan üstün safkanlar gibi bu gruptan kaliteli safkan izlenimi veren bir isim. iki numaralı Donna Kara arkadaşlar. Bu safkan bir Kaneko temsilcisi bir Oshin Crest torunu. Bugün Muhammed Bilgin arkadaşımız idaresinde piste çıkacak öncelikli şansı vereceğim. 2 numaralı Donna Kara isimli Safkan'a. Bu Safkan'ın yine kötü koşması durumunda diye devam edeceğim. Yine beğenimi kazanan bir isim var. Agresivo temsilcisi 7 numaralı Prenses Melita. Bugün Mehmet Kaya idaresinde ikinci şanslı Safkan'ım olacak. Yine 1 numaralı Baby Dixon bu koşunun e, ee, evet sigortası olabilecek isim. Yani burası 271 şeklinde değerlendirilebilir. Sürpriz arıyorsak da 5 numaralı Luyubov isimli safkanı da bu koşuda sürpriz isim olarak değerlendirebiliriz. Ve programın kapanış koşusu altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe Çin pista koşulacak şartlı 4 yarışı. Evet arkadaşlar bugün Tek çim yarışı bu koşu. Sevgili severler biliyorsunuz ücretli WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde paylaşıyorum. Geçen pazar bir indirim yapmıştım. 80 lira aylık katılım ücretimizdi. Bu hafta yine pazar gününe kadar devam edecek. 2 aylık katılım 150 lira, 3 aylık katılım da 200 lira şeklindedir yine 6 ay katılmak isteyen arkadaşlarım da 350 lira ödeyerek 6 aylık katılım sağlayabilirler. Dün yine sahadan gelen altılı analizimiz tuttu. Ücretli WhatsApp grubumuzda yine şablonumuz tuttu sevgili yarış severler. Zaten burada da YouTube'da da tutmuştu biliyorsunuz şablonumuz. Eğer grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak yani kelimelerle ifade ederek paylaşalım. Rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından bazen kaldırılıyor, bazen kaldırılmıyor. O yüzden işimizi garantiye alalım. Yazı ile yazalım telefon numarası bilgilerini ya da gmail adresimize telefon numarası bilgilerini yine rakamsal olarak mail yoluyla bana ulaştırabilirsiniz. Mail adresimizde küçük harflerle bitişik yazılıyor. Okan Guner TV et sevgili yarış severler. Altılı denin yani son ayağı 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 4 yarışında. Esasında çok beğendiğim bir isim var. Son yarışı Banko olarak vermiştim arkadaşlar. Evet güzel bir birincilik elde etmişti. aksiyonlara özellikle çime gider aksiyonlar taşıyor. Bugün e, Sayın Günsen Soyupak'a ait Nevzat Avcı İdaresi'nde piste çıkacak. 2 numaralı Koruyucu isimli safkanı öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Bu arada son ayak analizimden sonra sevgili yarışseverler 21 lira 60 kuruşluk sizlere bir altılı analizi vereceğim. Eğer izlerseniz bu altılı analizimde görmüş olursunuz. 2 numaralı Koruyucu'dan bugün çok etkili bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten Safkan bir A Karaca torunu yani A Karaca'nın babası da Volga 2 idi. Biliyorsunuz sevgili yarısı severler babadan zaten Özgün An temsilcisi bugün koruyucu benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 12 numaralı Serkan'ın oğlu özellikle çim performansını beğendiğim bir isim. Kaliteli bir Safkan. Çim'de özellikle çok etkili bir isim. İkinci şansı da Deli Cihan'ın tayı 12 numaralı Serkan'ın oğluna vereceğim. Ve bir numaralı fış fıştan bugün özellikle sürpriz arayan arkadaşlarıma özellikle dikkat diyerek 3. şans vereceğim. Ve yine 11 numaralı mahsul de Kadir Tokoçoğlu idaresinde etkili bir yarış koşabilir sevgili yarışseverler diyerek ben 21 liralık altılı analizimi vereceğim sizlere. Ben 21 lira 60 kuruşluk altında şöyle bir analiz yapacağım. İlk, ilk ayak 2 numaralı yürekli çocuk, 1 numaralı kudretli tay, 3 numaralı oğlum mutlu ve 5 numaralı alaça tağısını ayırmadan yazacağım. Altılı ben ikinci ayağında 1 numaralı Havin Sarya, 9 numaralı Strong Berry ve 2 numaralı Arya Kuş isimli safkanları değerlendireceğim. 3. ayakta bir numaralı kardeş can yine banko safkanımız olacak. Dördüncü ayakta bir numaralı Time ve dört numaralı Rocky Boy isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı Ganya'nın beşinci ayağında evet arkadaşlar iki numaralı Donna Kara, yedi numaralı Prenses Melita ve bir numaralı Baby Dixon isimli safkanlara yer vereceğim. Ve son ayakta Altılı Ganya'nın kapanış koşusu Çim yarışta da yine 2 numaralı koruyucu 12 numaralı Serkan'ın oğlu ve 1 numaralı Fış Fış isimli safkanlara eve vereceğim. Bu altılı da 21 lira 60 kuruş tutar. Ve misli altılı analizim olacak. Misli altılı da şu şekilde yapacağım. İlk ayakta 2 numaralı yürekli çocuk ve 1 numaralı kudretli tay ikilisine yer vereceğim. İkinci ayakta bir numaralı Havin Sarya. Banko safkanı mı olacak? Üçüncü ayakta beş numaralı Kardeşcan. Yine bir banko ismi olacak? Dördüncü ayakta bir numaralı Taymı. Banko olarak vereceğim arkadaşlar. Beşinci ayakta iki numaralı Donna Kara isimli safkan. Yine bir banko safkanım olacak. Son ayakta da iki numaralı koruyucu. On iki numaralı Serkan'ın olduğu bir numaralı Fış Fış isimli safkanlara yer vereceğim. Bu altılıyı da bütçe durumunuza göre 20 misli, 30 misli 50 misli ya da 100 misli şeklinde değerlendirebilirsiniz. Sevgili severler. umarım hatasız bir yarış olur. Arkadaşlar burada ne kadar sizlere en iyi şekilde analiz versek de yarış içerisinde hatalar olabiliyor. Safkanlar sapma yapabiliyor. Jokeyler yol bulamayabiliyorlar. Ya da safkanlar geceden bir rahatsızlık geçiriyorlar. Ağzı var dili yok derler ya sahiplerine söyleyemiyorlar. Onun için ağrıyla çıkabiliyorlar yarışa. O yüzden de yarış değişebiliyor. Aslında at yarışını cazip kılan bu zorlukların olması olması belki arkadaşlar ama şunu da ifade etmek istiyorum. Ben bu işi biliyorum deyip size mesaj atan, ben bu işi biliyorum deyip size kupon satan veya grubu almak isteyen arkadaşlarımıza itimat etmeyin sevgili değerli severler. Tabii ki bizim de bir WhatsApp grubumuz var ama ben bir emek veriyorum. Ben bir çalışma yapıyorum ve şu andaki tek işim bu sizlere garanti vermiyorum arkadaşlar ama dürüstçe sizler adına en iyi şekilde analiz yaptığıma inanıyorum ve sizler adına çalışıyorum. Tabii ki at yarışının garantisi olmadığını da sizlere söylüyorum ama bu işin bileni yok. Bu işin iyi takibi var sevgili yarış severler. Kimse kimseyi kandırmasın. En iyi şekilde takip eden at yarışını her zaman Kovalar arkadaşlar her zaman bulmaya yakın olan kişilerdir. Hepinizi çok seviyorum. Özellikle burada çıkacak evet arkadaşlar videoya tıklayarak yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Özellikle yarışsever arkadaşlarım yeni kanalımıza destek vermelerini önemli rica ediyorum. Görüşmek üzere esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarısı severler.